Sevgili izleyenler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından bir bölümü izlediniz. Bakın o şunu belirtelim. Bu açıklama aslında baştan sona çok tartışılması gereken bir açıklama. Dökülüyor. Olay bakın bu olay bu balıkçıdaki yemek olayı hakikaten gün geçtikçe çetrefilli bir hal alıyor. Çünkü e, öyle bir noktadan geldik ki bu noktaya bakın çok kısa özetleyeyim hak vereceksiniz. Önce İstanbullu o karla boğuştuğu akşam yani düşünebiliyor musunuz? Ee, sıcaklık eksilere düşmüş. Ee, Ekrem İmamoğlu'na göre 80 santimi kar açmış, Bana göre o kadar değil. 25-30 santimi geçmedi ama e, ne olursa olsun o 25-30 santim bile İstanbul'u felç etmiş. Çünkü tedbir alınmamış. Bizim vergilerimizde alınan tuzlama araçları ve tuzlama, tuzlar e, sevk edilmemiş. Hiçbir yerde tuzlama aracı ve kar küreyici görememişiz. Hiç kimse sadece ben değil. İşte dinliyorsunuz e, saatlerce 21 saat mahsur kalan vatandaş bile hiçbir şey görmedik diyor. E, ve 21-25 saat mahsur kaldı insanlar. Yollar açılmadı. Bu ayrı işte bu saatlerde karın tam bastırdığı en kritik zorlu dakikalarda meğer Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bu bahsedilen balıkçı da hem de İngiliz elçiyle yemek yiyormuş. Şimdi... Ee, bu bir kere skandal. Önce açıklama şöyle oldu. Fotoğraf ortaya çıktı ve e, dendi ki İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği iddia edildi diye paylaşımlar yapıldı sosyal medyada. Anında İmamoğlu'nun sözcüsü başta olmak üzere ve onun destekçileri, bazı CHP'li eski milletvekilleri ve yeni milletvekilleri, CHP medyası bunun bir iftira olduğunu, fotoğrafın geçmiş yaz dönemlerinde çekildiğini, dolayısıyla kesinlikle böyle bir yemeğin olmadığını söylediler ve bunu paylaşan yani yemek yenilmiştir diye paylaşımda bulunanları da e, iftira atmakla ve hakaret etmekle suçlayıp kendileri küfrettiler ve hakaret ettiler. Arkasından hem mekan sahibi daha sonra baktı ki görüntülerin daha devamı gelecek ve olay patlak verdi. Gerçek ortaya çıktı. Hem İmamoğlu hem de o sözcüsü yurt dışında tatil yapan sözcüsü Murat Ongun e, o da kabul etmek zorunda kaldı. Bu defa bazıları tweetlerini sildi. O payla hakaret paylaşımlarını. Bazıları özür dilemek zorunda kaldı. Ve bu defa İmamoğlu başta olmak üzere canım bir saatlik bir yemekti. İşte bir saatliğine kaldı arkasından mücadelesine, karla mücadelesine gitti dendi. Ancak o da gerçekçi değildi çünkü 3 saate yakın kalmıştı. Ee, bunu da belirtelim. Gittikçe batıyorlardı açıklama yaptıkça. Bir başka gerçek şöyle ortaya çıktı. Movesi kayıtlarından Ekrem İmamoğlu'nun vatandaş için göndermediği kar küreme araçlarını kendi konvoyunda kullandığı, kendi aracı için kullandığı ortaya çıktı ve e, tedbiri kendisi için uyguladığı anlaşıldı. Şimdi bunlar ortaya çıktıktan sonra bakın şimdi Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. dedi ki bir ay yaklaşık bir ay önce dedi bu yemek planlanmıştı dedi olabilir yine de bu felaket yaşanırken çok nazik bir şekilde bu daveti erteleyebilirdiniz. İkincisi bugün CHP kanalında bir CHP televizyonunda e, meşhur bir sunucuları moderatörleri e, ee, İmamoğlu'nun söylediğini tam tersini söyledi. İngiliz elçisi Ankara'dan gelmişti. bir spontan yani aniden gelişen bir olaydı. İmamoğlu da reddedemedi. Yemek yemek zorunda kaldı dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani gittikçe hem yalana e, yeni yalanlar ekliyorlar. Hem birbirinin söylediğini diğeri tutmuyor. Ya bir kaos var. Kim, e, bir de burada anlaşılan o ki İmamoğlu'nun bu yemeğinden parti genel merkezinin de haberi yok. Kılıçdaroğlu'nun da haberi yok. Ve iddia ediyorum bakın bu yemek İmamoğlu'nun başını ağrıtacak. Çünkü yemek yediği kişi bir İngiliz elçisi. Yani bir Azerbaycan elçisi değil. Tacikistan konsolosu değil. Ee, siz bu ülkede hem de birkaç defa bir İngiliz elçisiyle, bir İsrail elçisiyle, bir Amerikan diplomatıyla görüşüyorsanız hem de bunu medyadan gizlemeye çalışıyorsanız e, vatandaşlar ister istemez soru sorarlar. E, kaldı ki Sayın İmamoğlu. Madem bu kadar şeffafsınız neden önce siz ve yandaşlarınız inkar etmeye kalkıştınız? Madem bu kadar önemli değildi sıradan bir yemekti neden e, şimdi Sayın Vali'yi suçluyorsunuz? Sayın e, diğer yetkilileri suç Bu görüntüleri kim servis etti diye kızıyorsunuz? Şunu diyebilirsiniz. Evet ben bu yemeği yedim. İstediğiniz gibi görüntüleri izleyebilirsiniz. Korkacak açık olacak hiçbir şey yok diyebilirsiniz. Madem şeffafsınız neden panik halindesiniz? Gerçekten bakın burada bir panik havası var Sayın İmamoğlu. Dolayısıyla şeffaf olmadığınız ve konuşmalarınızdaki havaya da baktığımızda ciddi bir panik havası içinde olduğunuzu çok rahat söyleyebilirim. Ve şunu da söyleyeyim e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin bu yemekten haberdar haberdar olmadığını gelişmeler ve açıklamalar gösteriyor. Dolayısıyla aslında bu yemekle İngiliz elçisiyle yapılan bu yemek en başta Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir plan bir planın parçası olabilir, bakın olabilir diyorum ve önümüzdeki süreçte e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili belki yeni gelişmeler yapılacaktı... Ancak e, güzel tarafı şu, deşifre oldu, gizleyemediler ve olay erken patlak verdi ve eminim ki en çok Sayın Kılıçdaroğlu bu duruma seviniyordur şu anda çünkü İmamoğlu'nun bir en az birkaç puan e, aşağı çekmiştir e, puanını. İstanbul'un gözünde çok büyük bir prestij kaybetti. Genel Merkez ve CHP merkezinde de aynı şekilde çok büyük bir itibar kaybı olduğunu, olacağını tahmin ediyorum. Çünkü sıradan bir olay değil. Yalan var, gizlilik var, ile görüşme var. Ne konuştuğu hala belli değil 3 saat boyunca ve İstanbul'un perişanlığı var. Ve bütün bunların karşısında özür dilemek yerine dürüstçe çıkıp İstanbullulardan, halktan özür dilemek yerine hala valiyi suçluyor, halkı suçluyor. Sözcüsü tatilden, yurt dışından vatandaşlara hakaret ediyor, mağdur olanlara hakaret ediyor ve bir kaos savunabiliyor. Dolayısıyla bu durum İmamoğlu'nun hanesine maalesef kendisi de görecektir. Çok kocaman bir eksi olarak kayıtlara geçmiştir. Kendisi de bunu fark ettiğinde çok geç olacaktır. Bu ona bir şekilde yansıyacak. Bakın sözümü tekrar ediyorum. İstanbullu bu ayazı çekti ama bu ayazı yaz gelse bile unut unutmayacak. Sandık önüne geldiğinde bu yediği ayazı hatırlayacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi sevgili izleyenler bakın devam